Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. Babı Reyhan, Dost TV ve Dost FM iftar özel programından bu senenin Ramazan'ından son seslenişlerimiz artık. Ramazan'ın 29. iftarını ve gününü idrak ve ihya ediyoruz. Ve biz yine inşallah yine Babı Reyhan ekibi olarak birlikte iftar yapacağız. Son günler, son demler, aynı zamanda son fırsatlar Seyfettin Hoca'nın ifadesiyle. Evet, Cenab-ı Hak, tek geceye giriyoruz. Son tek gece. Evet. Tek gece. Son gece aslında. Tek gece de değil hocam. Son gece, 30. gece. Evet. Yarın 30. gün. Bir sonraki gün bayram gecesi artık. Dolayısıyla evet. Son gece. Son gece ve son geceye giriyor. Son tek gece değil. Onu idrak ettik. Dün gece öyleydi. 29. Gece geceydi. Öyleydi, evet. Bu 30. gece. 30. gece yani. Öyle. Evet. Son çift gece. Evet. Bugün Asr suresine dün başlamıştık. Evet. Ama iman ve salih amel kısmını konuşmak imkanı oldu. Hakkı ve sabrı tavsiye kısmı bugünkü programımızın başlangıcını oluşturacak. Ondan sonra tamamlarsak bu Ramazan, bu iftar programlarında ne öğrendik? Biraz birbirimizle hasbihal edeceğiz. Bu arada sizler de belki onu düşünmüş olacaksınız. Kitap hediyemiz bakidir inşallah bir dostumuza. Kur'an-ı Kerim İstar Ankara iftarı öncesi bugün meşhur ve merhum Abdülbasit Abdülsamet'ten İnfitar suresini dinleyeceğiz. Onu da şimdiden ifade etmiş olayım. Dün gece iftar, teravih namazından sonra bir dostla karşılaştık. İşte yani artık hem programları hem de teravihleri mümkün mertebe hatimle kıldık ya çoğunlukla beraber. Elhamdülillah. Yani burada sadece iftarda değil hatimle kıldırılan teravihlerde de çok şükür. Hatta bazen arkasındaki sohbetlerde de birlikte olma imkanı oldu. Elhamdülillah. Böyle bir şükür halinde yani hem programları izledik hem teravihleri kıldık manasında bir dost teravihden sonra selam verdi. Ve bunlar bir taraftan çok güzel tabii şükre medar, öbür taraftan da artık yani bir daha kısmet olur mu olmaz mı? Çünkü böyle Ramazan'a veda ettiğimizde bir sonraki Ramazan'da birlikte olamadığımız dostlar oldu veya oluyor, sevdiklerimiz, tanıdıklarımız oluyor. Belki de biz bir başkası için böyle bir dost olacağız. Dolayısıyla bunları da düşününce insan gerçekten biraz hani irkiliyor. İnşallah Cenab-ı Hak. O yüzden hep böyle dua edilir ya, nice Ramazanlara veya bayramsa nice bayramlara sevdiklerimizle bir an diye. Hakikaten öyle bir dua etmek gerekiyor herhalde. Çünkü pandemiden önce dikkate aldığımızda ne mi 2019, 20 ve 21 pandemiyle geçti ve Ramazanları evde yani teravihleri evde kılmak durumunda kaldık. Bir de böyle bir şey var. Yani hayatta olursunuz da bir araya gelip de böyle o heyecanı, o coşkuyu, iftarı, sahuru, teravihi birlikte yapamamak var. Dolayısıyla çok kıymetli dualarmış. Daha iyi fark ettirdi. Evet, böyle düşündüm. Ne dersiniz Ali Hocam? Siz çok güzel, düşünüyorsunuz. Çok güzel. Yani Sözler isimli eserde 21. sözde namaz bahsinde bu ifade ettiğin hususu şöyle özetlemiş. Ömrünü bulunduğun gün bil. Evet. Yani o günü en güzel şekilde değerlendirmeye çalış. Çünkü geçmiş elimizden çıktı. Yarın için senet yok ki ona maliksin, sahipsin diyor. Bir günde bütün ömrümüzün bir özeti mahiyetinde olduğu için bulunduğu günü iyi değerlendiren Cenab-ı Hak kavuşturdukça kavuştuğu günlere de iyi girmiş olur. Güzel girmiş olur. Yani o yaşadığı günü güzel değerlendiren bir sonraki güne de inşallah güzel niyetlerle, güzel heyecanlarla girer. Cenab-ı Hak bu güzelliği nasip etsin. Bulunduğumuz günü en güzel yaşamanın gayretleri. Yani vazifelerimizden o güne isabet edenleri, o yaşadığımız günde yapmamız gerekenleri en iyi yapmaya çalışmak. Savsaklamadan yani. Değil mi? İnşallah. Hakkıyla. En iyisini yapmaya çalışmak müminin vazifesi, hepimizin vazifesi. Çünkü meyveleri, neticesi ebedi. Ahirete bakan kısmı öyle. Dünya bakan kısmı da yani o günü iyi yaşayan, söyledim ama bir daha söyleyeyim. O güne iyi giren, güzel yaşayan, yeni günler açıldıkça da
güzel girmeye çalışır. Evet. Yani o günü iyi yaşamayan için risk var. Bir yerden kırmazsa fast daireyi. Evet. Yani o gün böyle ertelerse, bulunduğu gün sonra yaparım derse, o sonraya bir türlü kavuşamayabilir. Yani evet. o daha sonraki güne de bir defa rehavetle, tembellikle, sonraya erteleme duygusuyla girerse, onu kırmazsa bir yerde, bu şeytanın tuzağına düşmeye götürür. Onun için şeytan erteletiyormuş değil mi? Evet. Yani erteletmeye çalışıyormuş. Yani insanın yapması gerekenleri erteletmeye ve unutturmaya çalışıyor. Cenab-ı Hak şeytanın ve nefsimizin tuzaklarından ve hilelerinden muhafaza eylesin. Amin. Seyfettin Hocam. Var mı yani bu günlere özel bir tefekkür? Nice bayramlara diyoruz dediniz ya. Ya bu nice bayramlara şimdi düşündüm yani söylerken. Biz de dünyevi değil de aslında bayrağı nice bayramlara yani ölsek de nice bayramlara gitmiş oluyoruz. Eğer evet. bu Ramazan'ı dediği gibi Ali abi günü değerlendirirsek. Yani nice bayramlar sadece bu dünyada yok yani. Sonsuz devam ediyor. Bayramlar var. Cennette sonsuza kadar bayram, sonsuza kadar bizi bekleyen bir saadet var elhamdülillah. Müminin en büyük şey yani gücü, rahatlığı, huzuru buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Sonsuzluk kalbin bitmeyen sevincidir. Dolayısıyla bu dünyada olmazsa öbür dünyada olur. Mevlana öyle diyor yani Ömer gider, Osman gelir diyor. Ramazan gider, Şevval gelir, dünya biter, ahiret gelir. Gam yok, kayıp yok. Elhamdülillah. Bu anlamda Risale-i Nur'da yine çok ifade edilmiştir, malumlarınızdır. Müminin dünyasında ayrılık yok. Yani yakan ayrılık yok. Evet. Geçici ayrılık, tatlı ayrılık var da hep kavuşma var. Evet. Hep tazelenme var. Mesela bugün konuştuk birisiyle, bir konu soruldu veya gündeme geldi. Mesela Cenab-ı Hak ayrılık yok, elinden çıkmış olanın daha iyisine kavuşmak var diyebiliriz. Bu kısmı belki ayrıca altını çizmek lazım. Evet. Mesela çocukluk dönemi çok güzel, çok tatlı, masum olarak hiçbir gam ve sıkıntı olmadan çocukluk dönemi yaşanıyor. O alınıyor, Cenab-ı Hak onu alıyor, yerine gençliği veriyor. Gençlik çok güzel. Yani hayırlı işler yapmak için, dünyevi işlerimizi güzel yapmak için, dünyevi işleri ahirete bağlamak için gençlik çok güzel. Buraya kadar güzel gitti şimdi. Gençlik alınıyor, ihtiyarlık veriliyor. Şimdi burada biraz sarsıntı geçebilir insan. Yani neydi paylaştığımız mana? Cenab-ı Hak alır ama daha iyisini verir. Şimdi gençliği alıyor, ihtiyarlık veriyor. Daha iyisi mi? El cevap daha iyisi. Zahmetlilerine rağmen, zorluğuna rağmen, belki birçok hastalığın ihtiyarlık döneminde vücuda yerleşmesine rağmen daha iyiyiz. Niçin? İmkanlar ve fırsatlar itibarıyla, yani, onlarla verilen imkan, onlarla verilen fırsat Cenab-ı Hak. Bir taraftan belki yönümüzü, yüzümüzü ebedi aleme daha fazla döndürüyor. Bir taraftan insanın günahla olan münasebeti oldukça azalıyor. Riskler kaldırılıyor. Riskler kaldırılıyor. Azaltılıyor veya. Bununla birlikte o risklerin yanında yeni fırsatlar. Evet. Ubudiyet, kulluk, ölümü hatırlama, dualar. Kendini muhasebe etme. Evet. Ah gençlikten öte. Hani ah gençlik şöyle diyorsa hani günah işledik Allah affetsin filan. Yoksa ah gençlikle eğer o günahı özlüyorsa o zamanki güç kaybından dolayı ahva gidiyorsa bu tabii kötü. Öyle değil. Dolayısıyla imkan ve fırsatlarıyla beraber aslında değerlendirmek gerekiyor. Ona şunu ekleyeyim. Veya riskleriyle beraber. Ha. Gençlik döneminin riskini dikkate aldığımızda. O azaltılıyor. Evet. Fırsat artırılıyor. Niye aynı zamanda daha güzel ifade ettiniz ama belki içinde bir yere bir cümle koyalım. Hı-hı. Niye daha güzel? Çünkü burada da zaten rahat etmeye gelmediğimizi, buraya ahirete hazırlığa geldiğimizi dikkate aldığımızda ihtiyarlık daha güzel olmuş oluyor. Evet. Yani buraya rahat etmeye geldik diye bakarsak ihtiyarlıkta zahmet var, gençliği yoktu, neresi güzel diyebilir insan. Ama burada ahirete hazırlığa gelinmiştir. Rahat ahirettedir. Çalışmaya geldik. Çalışmaya yani. Geldik buraya derse insan o zaman der ki bu açıdan bunu dikkate aldığımızda ihtiyarlık da içine girildiğinde konuşulacak cümle gençlikten daha güzel. Bunu ifade makamında Risale-i Nur'da
ihtiyarları sayesinde, inşallah süreyi yanlış söylemem, 10 sene gençliği verseler, 1 sene ihtiyarlığı vermem diyor. Ben ihtiyarlığımdan memnunum diyor. 10 yıl gençlik verseler, 1 sene ihtiyarlıktan vermem diyor. Neden? Yani böyle bahsettiğiniz günahlara meyillerin kırıldığı, dua etme ihtiyacının daha çok hissedildiği, insanın acizliğini daha çok hissettiği, Allah'a iltica ihtiyacını daha çok duyduğu, belki insanlarla münasebetlerinde vefasızlıklar görerek, hakiki dost Allah'tır. Yani o vefasızlıklar da bizi Allah'ı daha çok tanımaya ve sevmeye kamçılıyor veya sevk ediyor dediği takdirde, yani ihtiyarlık çok daha verimli geçebilir. Evet, bunları duymak da birbirimize hakkı tavsiyeye girer mi hocam? Güzel. Konuya oradan geçelim yani. Güzel. Bu şekilde evet. Konuşmak. Evet. Hakkı tavsiyeye gider. Zaten mümin öyledir. Hak konuşur yani. Hep. Hakikati tavsiye eder. Hatta söylemese de zaten onu hissedersiniz yani onun yanında. Çünkü her kap içindekini sızdırır. Dolayısıyla o haliyle bile hakkı tavsiye eder. Tutumuyla, duruşuyla. Duruşuyla, evet. Ama insanın konuşmaya da ihtiyacı var. Konuşunca da hakkı konuşur. Çünkü yani hak nedir? İşte oradan başlayalım. Bize bununla ilgili şiir okuyacak mısınız mesela? Şiir vardı. En merak şimdi ettiğimiz. Bir defa yani hak malum hakkın en güzel tanımı hakikat haktır. Hem hakikatin tanımı hem hakkın tanımı yani. Hmm. Hakikati daha çok kullandığımız için. Hakikat haktır. Halik'ın namütenahi adı var, en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Akif'in deyimi. Ama okuyun dediğin şiir bu değildi. Onunla başlayayım o zaman hocam. Fakat takılırsam... Yardımlaşalım. Şimdi teravihlerdeyim de hoca takılınca arkadan takviye geliyor ya. Bunu ben daha çok şeylerde dün de hatırladım. Dikmen Vadisi'nde de sular vardı yani bayağı coşkun sular. Şelaleler filan o çünkü öyle başlıyor. Sular aşka gelir, coşar hak diye. Başın taşa vurur, vurur hu çeker. Rüzgar dağdan dağa koşar hak diye. Arada bir durur, durur hu çeker. Otlar bile hak diyerek bitermiş. Yağmur haktan gelir, hakka gidermiş. Hak aşığı ama gözlü bir derviş. Hak yolunda yürür, yürür hu çeker. Ağaç dal dal hakka açmış kucağı. Acı vermez hak emrinin bıçağı. Gökte güneş hakkın sönmez ocağı. Dağdaki kar erir, erir hu çeker. Gök güvercin hak der uçar seherde. Balık suda hakkı içer seherde. Kırmızı gül hak der açar seherde. Kokusunu verir, verir hu çeker. Hakkın yolcuları hakta buluşur. Varlık zerre zerre hakkı bölüşür. Kalp bedende hak hak diye çalışır. Kan damara varır, varır hu çeker. Hak mührü var ceylanların gözünde. Hak yazılı kainatın yüzünde. Hak Resulü Muhammed'in izinde. Gönül hakkı görür, görür hu çeker. Evet, evet güzel bir hazırlık oldu konuya. Evet, razı olsun. Evet, tamam. Hak ve huyla. Evet. Evet. Her yerde bu hak aynı zamanda malum Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim içinde hak deniyor. Mesela şimdi gelirken aklıma geldi. Estağfurullah. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Evelem yekfi evelem yekfi kafi değil mi? Bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehit.
olacak herhalde, yanlış okumadım inşallah. Yani biz onlara ayetlerimizi afakta ve enfüste göstereceğiz. Ta ki hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün etsin, yani açığa çıksın. Ennehul hak, o haktır. Yani Kur'an'ın hak olduğu onlar için apaçık ortaya çıkıncaya kadar ayetlerimizi onlara hem kendi içlerinde hem dışlarındaki dünyada göstereceğiz diye Rabbimizin. Yine 7. sözün sonunda şu ifadeler var, bu hak vurgusu olan. Bizim de baştan beri programımız kainattan yola çıkarak çıkacak şekildeydi ya. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onur ile nurlanalım ve hidayetiyle amel edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Hak olup, haktan gelen. Hak olup, haktan gelip, hak diyen. Hak diyen. Ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur diye. Yani Kur'an, Kur'an hak. Hem Hakk'ın kelamı, hem bizzat Hak. Bizzat kendisi Hak, hakikati tavsiye eden, hakikati öğreten bir kitap. Onun için yani Hak hayatın her yanında. Biz yani Hakça paylaşım, Hakça bölüşüm, Hak'la birlikte, hakikatla birlikte geçen bir hayat olmalı hayatımız. Hakikat. Yeni fark ettim de Enam suresinde 73. ayette konumuzla ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî halegas semâvâti vel ârda bil hakkı ve yevme yekûlü kün feyekün kavlühül hakku. Kavlühül hakku ve lehül mülkü yevme yünfehu fissûr âlimül gaybi ve şehâde ve huvel hakimül habir. En'am suresi 73. ayet. Mealini kısaca arz edeyim. O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü hakikattir. Kavlühü hak. Evet, kavlühül hak. Kavlühül hak. Onun sözü hakikattir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık onundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Haberdardır. Ve huvel hakimül habir. Kavlühül hak. Onun sözü haktır. Hani kavülle fiil de birleşmiştir diyor sözlerde, 25. sözde. Yani Kur'an'daki haberler kainatta bize, gözümüze de gösteriliyor. Yani Kur'an'ı okuduğumuzda okuduğumuz haberler hakikat. Ağaç diyor işte ağaç. Yıldız diyor işte yıldız. Güneş diyor güneş. Nimetler diyor sonsuz. Nimetler içindeyiz. Yani orada neler haber veriyorsa aynı zamanda gözümüze de gösteriliyor onlar. Hakikat. Yani şeyi tersiyle anlaşılır ya her şey. 60 mı demiştiniz? 73. 73. Zıt manasıyla kelimeler anlaşılır. Hakkın, hakikatin zıttı nedir? Batıl. Batıldır. Kuruntudur, vehimdir. Mesela bunları da söylüyor. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum diyor şair. Şimdi hak böyle bir şey yani. Ya. Kafirler zanna uyarlar diye ayette geçiyor. Zanna uyarlar. ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَوَيْلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Onun sözü hak diyor derken siz hani işte güneş diyor var diğerleri öyle. Tıpkı bunun gibi yani dünyada gözümüze gösteriyor dediniz ya. Evet. Aslında gaybi olan şeyleri de bununla ilişkilendirdiğimizde yani ahiret diyorsa o da hak, melek diyorsa o da hak, sırat diyorsa o da hak, hesap diyorsa, cennet diyorsa, cehennem diyorsa, dolayısıyla yani bizim için meşhut olan, şahit olduğumuz ne kadar haksa, yani hakikatse, gayb olan da bunu söyleyen bundan sonra haşa batıl bir şey söylemez, yanlış bir şey söylemez.
diğerleri de hakikattir. Evet. Gibi bir şey, bağlantı kurulabilir diye tabii aklıma geldi. Çünkü zaten bu müşahede aleminde her şey orayı ilan ediyor, oranın hak olduğunu söylüyor. Yani aslında bu da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu kullarına, yani imtihan edilen bizlere. Yani buradan oraya bakan bir yüz var. Yani onun için belki sizin ifade ettiğiniz ifade makamındadır diye düşünüyorum. Ne diyor Haşr'la alakalı bahislerde? Ahireti inkar etmek isteyen evvela dünya ve içindekileri inkar etmelidir. Veya dünyayı ve içindekileri inkar edemeyen ahireti inkar edemez diyor. Çünkü burada her şey bir cihette oraya bakıyor diyor. Yani böyle bir zaten yine bizim bağlantı, konumuzla alakalı bağlantı var diyor. Yani evet, gayb bahsettiğin gibi böyle hakikatleri gösteren Cenab-ı Hak elbette ne vaat etmişse onunla da haktır. Aynı zamanda bize bir kolaylık ve rahmet cilvesi zaten şahit olduklarımızdan, bu şahit olduğumuz aleme baktığımız gözle, kulakla, dille temas kuramadığımız ama kalbimizle tasdik ettiğimiz o gayb alemlerine bağlantı kurmuş. Yani o bağlantı da bağırıyor ki o da haktır. Kainat diyor ki ben hak olduğum gibi ahiret de haktır. Çünkü ben orayı gösteriyorum diyor. Zaten benim diyor kainat lisan-ı halle. Orayı gösterdiğimi göremeyen bendeki hakikati de göremedi diyor. Evet. Bunun da değil mi? Önemli bu da. Yani ben, yani ahireti bilmiyorsa bir insan göremiyor zaten. Bu dünyayı da görmedi aslında. Dünyayı da şey yapıyor. Yani, dünyadaki hakikati bulamadı. Evet. Yani var mı yok mu diye ben var mıyım yok muyum? Evet. Onu bile tartışmaya başlıyor bu sefer yani. Tabii. Hakikat yani Allah'ın bütün gerçeklerin temelindeki gerçek hakikat Hak'tır. Cenab-ı Hakk'ın Hak varlığıdır. Hak ismidir yani. Hak. O hak yani temel gerçek kabul edilmeden bu sefer hiçbir şey kalmaz orada. Hiçbir her şey savrulur bulmaz. Yani. Savrulur. Savruluyor zaten. Öyle. İşte kainatın hakikat olduğundan bile şüphe edersin. Dolayısıyla öteki dünyayı hayda hayda şey yaparsın yani. Böyle. Belki sizin dediğiniz konuda mı ilgili bilemiyorum. Yani ilgili diye okumuştum ben. Yani bir manası. Mesela Fil suresi nasıl başlıyor? Hatırlarsak. Elem tera. Görmedin mi? İlk muhatap vahyin kendisine indirildiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında hadiseyi bu dünyadaki yüzümüzdeki gözle görmedi. Değil mi? Görmedi değil mi? Kesin. Yok. Görmedi. O doğmadan. Tabii. Çok kısa. Ama görmedin mi diyor. Görmedin mi diye başlamasında bir mana şu. Görür gibi olman gerekiyor. Çünkü Allah haber veriyor. Yani görmedin mi sorusu. Yani görmüş gibisin aslında. Çünkü Cenab-ı Hak haber veriyor. Aynı zamanda adeta gözüyle görmüşçesine o kadar canlı ve anlatılıyor ki. Ha, evet. Bunda yani bu konuda bir şey yok. Bir tereddüt yok. Yok. Ya, oldu mu olmadı mı acaba? Şöyle mi oldu böyle mi oldu diye bir kadar şey yok. Kesin anlatıyor. Kadar kesin ki bizatihi baş gözüyle evet. Görmüş olmasa bile adeta görmüş gibi öyle bir anlatımın öyle canlı bir şeyin içerisinde ki. Dolayısıyla görmedin mi yani? Üslup o. Yani görmüş gibisin aslında veyahut da. Hani oradan hareketle bir bağlantı kurarak. Evet. Bu bir şey de aklıma geldi. Alakalıysa konuşalım kısa bir iki cümle. Bu yağmurla hakkında hatırlarsın. Yani okuyorsunuz. Ben ezberimde değil şu anda ama mealini hatırlıyorum. Mesela yağmuru indirdiğini görmedin mi? Hatırlıyor böyle ayetler var değil mi? Ya aslında herkes görüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı kabul etmeyen, tasdik etmeyen de görüyor ama böyle bir soru var mesela. Ben öyle hatırlıyorum. Görmediniz mi? Eferaytum ma tahrusun. Eferaytum diye başlıyor. Evet. Eferaytum. Görmedin mi? Görmedin mi demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiğini. Görmediniz mi? Görmediyse demek gördü kabul edilmiyor. Hmm. Akla gelen olmaz. Yani hakikati görmüş değil. Yani yağmuru fiziken görüyor olması, yüzüne ıslaklığın dokunması. Yani o. Yani cevap şöyle. Başka bir şey. Eğer bunun Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olduğunu, onun fiili olduğunu, evet. Onun sıfatları olduğunu idrak etmiyorsa yağmuru görmüş olması görmek değil. Değil diyor. Yani buradaki görmek sadece yani görme
göz duyusuyla, görme duyusuyla fark etmek değil. Kalp. Oradan hareketle aslında akıl ve kalp basiret boyutuyla onun o fiilin kime ait olduğunu, evet, o fiilin önünde arkasında hangi sıfatların yer aldığını idrak etmek. Görmek ondan, o. Evet, ondan bağımsız olunca gerçek manada görmek gerçekleşmiyor. Olmuyor veya işte işitmek olmuyor. Evet. Yani öyle var ya hani göz, kördür, sağırdır. Sağırdır. Gözleri var, görmezler. Görmezler. Kulakları var, duymazlar. Şimdi bu sorunun cevabına gördüm demesi için. Demen için o manada Kur'an'ın istediği şekli yani hakikatle, hak yani. Ve hakikatle. Evet. Hakikati görmeyen kurma. Gözün diyor Mevlana. Budak deliğinden ne farkı var? Budak deliği. Evet. Şu ağaçların ağaç gözleri olur ya, budak deliği derler onlar. Ya. Hakikati görmeyen bir gözün budak deliğinden ne farkı var? Bir şekil var ama kör, bir şey görmüyor. Evet. Evet. Manaları görmeyince görme olmuyor. Evet, bunların hepsini biz birbirimize tavsiye edince mi iman etmiş ve salih amel işlemiş olacağız? Ve hüsrandan kurtulmuş olacağız. Tabii bir önceki ayete gittiğimizde hüsrandan en başta hüsrandan kurtulma için üçüncü şart. Şimdi o boyuttan düşünelim şimdi. Evet, yani hakkı tavsiye etmek. Tavsiye. Bir de tavsiye meselesi girerken hani konuştuk ya hocam. Hakkı tavsiye ederler birbirlerine. Neden tavsiye hakkı? Mesela emri bil maruh nehy anil münkerden farklı bir şey midir bu? Evet. Değil mi? Bu yani, konu Kur'an'da ben incelemediğim için bir şey diyemem. Sadece düşündüm diye söylüyorum. Mesela anasına babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Yani ayet var. Tavsiye gelmesi geçiyor. Bir bana sormuştu. Bu tavsiye yani tavsiye deyince yani olmayabilir manası çıkar mı? Yani yaparsa iyi olur. Ya, böyle değil orada. O emir orada. Oradaki tavsiye emir mahiyetindedir. Anneye babaya iyi muamele. Yani burayı da düşünelim. Kaldı ki bu tavsiye belki tebliğin birçok çeşidini içine alıyor olabilir. Çünkü aklıma geldi, onu paylaşayım. Taha suresinin 132. ayetinde Bismillah ve'mur ehleke bis-salati ve'stabir aleyha. Ailene namazı emret. Yani burada şu incelik olabilir. Olabilir diyeyim, düşünelim. Şimdi ve sonrasında. Yani mesela çocuğunu kişi namaza çağırırken kullanacağı dille. Diyelim bir öğretmenin talebesine bu manayı hatırlatmasındaki kullanacağı dil. Ne bileyim belki iki arkadaşın iş yerinde birbirlerine hakkı gösterme, hissettirmedeki üslubu, derecesi farklı farklı. Ve yine hepsini içine alan bir tabir olarak da üzerinde çalışmak lazım. Yani anasına babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Yani emrettik anlamında o kesin olarak öyle. Demek ki bir kelimenin her bulunduğundaki anlamına dikkat etmek lazım. Yani orada bizim yüklediğimiz anlamla düşünmek değil, oradaki anlamı ne? Benim burada anladığım, yani bu asr süresi için düşündüğümüzde, okuduğumuzda anladığım, yani bu kurtuluşun temel şartlarından birisi. Bu açık. Şöyle yani bir şey yazdım. Böyle bir bizim aklımızdaki tavsiye manasında değil. Yani kurtulmak istiyorsan iman edeceksin demek gibi, bunun gerekliliği kadar imanın gereği salih amel ve onun gereği, yani salih ameldeki ihlasın alameti ve onun netice vereceği bir başka kurtuluş şartı hakkı tavsiyedir. Yani başkasına anlatmaktır. Esasen yurt dışında böyle tebliğe önem veren bazı güzel insanların, o tebliğ özelliği öne çıkan bazılarının camilerdeki sohbetlerini dinlerdim. Böyle bir köşeye çekilirlerdi. Konuşurlardı onları anlamaya. İngiltere'de bulunduğum zamanlar çalışırdım. Şu kulağımda kaldı. Çok enteresan. Slogan tabiri pek münasip değil de onun yerine daha güzel bir tabir bulmak lazım. Onların öyle bir şeyi var. Bir tabir var. Tebliğ etmezsen kendin de yaşayamazsın. Yani kendin ferdi olarak yaşamak istiyorsan İslam'ı tebliğ etmen lazım. Mesela bu alakayı kurmuşlar. Ayakta kalmak istiyorsan anlatman lazım. Ayakta kalmak ve yürüyüşünü sürdürmek istiyorsan tavsiye etmen lazım. Aslında o tavsiyenin tavsiye edene bakan kısmı zekatta konuştuk ya. Zekat verenin, vermenin zekat verene bakan kısmı hayati. Hayati. Kalbi korunuyor. Mal işgalinden. Zekat alana bakan kısmı. Tavsiye edilen kadar namaz, ibadet, takva, ahiretle ilgili işler. Tavsiye edilene bakan kadar tavsiye edenin için hayati bir ihtiyaç bu. Yani taşmıyorsa,
anlatmıyorsa, şefkatle ilgili, merhametle ilgili, hatta yaşadıklarındaki samimiyetle ilgili bir problemin olabileceğini hatıra getiriyor. Anlatmamak. Onu kendisine tutmak. Yani bu zekat vermesi gerekenin zekat vermemek halindeki durumunu andıran bir şey. Tavsiye etmemek. Yani öğrendiği bir şeyi, yaşamak nasip olanı anlatmamak, kendisini tutmak. Zaten tutamaması lazım. Bir kere en azından demeyeyim de ilk başta şefkat buna imkan vermez. Bu şuna benzer çünkü. Bediüzzaman'ın kendi ifadesiyle konuşursak, ona bakan yönü ona ait. Bize bakan yönünü. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda büyük bir yangın var. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye İmanımı kurtarmaya koşuyorum diyor. Şimdi yangın söndürmemek, yani yangın olacak. Birisi de diyecek ki benim gayrimenkulümde, evimde bir şey yok. Ben bakacağım buna. Tavsiye etmemek buraya götürür. Yangını görecek. Ama diyecek ki ben elimden bir şey geldi aldı, bir kovası dökmek. Suyum da var. Bakmak istiyorum. Dökmek istemiyorum. Gibi bu, bir şey yani. Ona yani bundan hafif değil. Çünkü namaz kılmayanın kalbinde yangın var. Yani cehennemin bir örneği ateş var namaz kılmayanın kalbinde. Namaz kılanın bunu hissetmesi beklenir. Beklenen kelimesi imtihan sırrı gereği kullanıyorum. Evet. Mecburdur demiyorum yine. Yani bu namaz kılanın, namaz kılmayan evladının, namaz kılanın, namaz kılmayan komşusunun kalbindeki yangını ve feryadı duyması beklenir. Duyunca da koşması beklenir. İşte o koşma hakkı tavsiye. Evet. Yani el uzatmak. Kaldı ki o onu söndürmezse onun evi, o yangın senin evine de sıçrar. İşte yani. Bahsettiğim toplu şeyim, yani tebliğe önem veren o topluluğun böyle bir şey var. Öne çıkardı. Yani burada sen de ayakta kalamazsın. Siz söylerken güzel şeyler oluyor ya. Yani aklıma geldi. Şimdi tavsiye nedir yani tavsiye? Mesela tebliğde emrederler diyor. Ve emrune bil maruf ve yenhevne anil münker. Marufu emrederler, münkerden nehyederler, yasaklarlar. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Yani o cümleyi yazdım, hoşuma gitti. Aklıma geldi, unutmayayım diye. Allah'ın tavsiyesi emir, insanın emri tavsiyedir. Yani biz nasıl emredeceğiz birbirimize yani? Onu zaten mealinde şey diyorlar, tercümelerde, meallerde yani ve emrune bil maruf, marufu emrederler. Yani tavsiye ederler, ancak çocuğunu emredersin ama. Evet. Yani başka müminlere emir tarzında bir tavsiyedir. Ama Allah'ın tavsiyesi emirdir. Değil mi? Mesela bizde de öyle yani. Biri ya biz öyle telakki ederiz yani. Öyle telakki etmemiz gerekiyor. Öyle telakki etmemiz gerekiyor. Burada evet, böyle bir şey aklıma geldi. O cümle eskiden bildiğim bir cümle miydi o? Allah'ın emri tavsiyesi. Yok, şimdi siz söylerken aklıma geldi ve o öyle bir cümle çıkardı. O ayete yani, bakacağım. Ana babasına tavsiye ederiz diyor. Tamam, tavsiye ederiz diyor. Evet, işte emir. Emir o. O emirdir. Ya. Evet, Allah'ın yani tavsiyesi emirdir. Emirdir. Evet, tabii güzel. Ama öyle bizim telakki etmemiz lazım. Ya ben de öyle anladım da hani dikkatimi çekti. Bizim, ben de bakacağım o ayete. İyiliği emretmemiz nedir? Doğru, o da makul. O da yani tavsiyedir yani. Bizimki sadece duyurmaktı ki. Tavsiyedir. Yani duyurmanın yani ötesine geçemiyoruz biz. Duyuracağız, tavsiye edeceğiz. En güzel şekilde, hikmetle, değil mi? Duayla. Yani şari hakiki emreder. Evet. Ama biz emredemeyiz yani. Evet. Biz o emri taşırız ve tavsiye ederiz gibi, değil mi? Çünkü evet. Biz şari değiliz, hüküm koyan biz değiliz. Ona uyulmadığında müeyyide tatbik edecek olan değiliz. O da biz değiliz. Hesabını soracak olan da biz değiliz. Evet. Fezekkir, inne mente müzekkir. Bizimki buradaki hatırlatmak. Asır suresine dönersek dediniz ya, şimdi esasen başta yani iman edip salih ameller işleyenler kurtuluyor hüsrandan. Enteresan bir şey paylaşayım sana girmeden. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesela mealinde, yani bu herhalde Diyanet İmamı, evet, bu yani Kur'an Diyanet Gohtera diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vesaynel insane bi valideyhi husna.
Burayı nasıl meal vermişler? Yani bizim konuştuğumuz gibi. Evet. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Tavsiye emrettik. Sayın evet, açıklamada vardır. Evet yani bu detaylarına girmiyorum ama yani bir yanlış anlaşın olmasın diyor yani. Yani bu tavsiye ister yap ister yapma anlamında yapar. Ha, müstahap manasında bir şey değil. Bizde bile mesela diyelim çok böyle alim, fazıl bir zat. Senin diyoruz ufak bir iman bile ima etmen yani. Emir telakki ederiz. Ben emir telakki ederim bunu diyor. Yani, herhalde Allah'ın tavsiyesi elbette emir telakki edilmeli. Burada evet. Tavsiye bir de bu da aklıma geldi ya. Yani aslında belki muhataba da bir değer vermekle alakalı kısmı da var. Yani sen de iraden kullan. Yani bu tavsiyeyi değerlendir. Yani evet. Yani bak sana bir değer verildiğinin de bir işareti var bunun içinde. Yani senin, iraden elinden alınmıyor. Alınmıyor. Yani mecbur bırakmıyor seni. Hı hı. Ama tavsiyeyi hangi mahiyette olduğunu anla. Kendine değer verildiğini hissedin. Evet. Evet. İnsanın tabii oradaki sıralamada mesela ancak iman edip salih ameller işleyenler, evet, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hüsrandan kurtuluyorlar. İman edip salih ameller işlemek aslında önce hakkı ve sabrı kendine tavsiye etmek, yani kendine emretmek, kendini yaşamak. Çünkü insan başkasına tavsiye etmeden önce kendi nefsini ikna edecek. Yaşayacak yani. İlk muhatabı nefsi olacak. Nefsinden baş, kendinden başla diyor hadis-i şerif. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisan-ı halinle de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insanlığın kurtuluş vesilesi olursun. Orada öyle yani hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Başkalarına tavsiye ederler. Kendisi? Yani öyle var, başkalarına tavsiye ediyorsunuz da siz ne kötü iş yapıyorsunuz. Vesaire mâ yahkumun. Ne kötü hüküm veriyorsunuz. Kendinizi niye işin içine katmıyorsunuz? Veya yapmadığınızı mı, yapmayacağınızı mı söylüyorsunuz? Lime tekulûne mâ lâ tef'alûn. Evet, lime tekulûne mâ lâ tef'alûn. Bu çok kötü bir şey. İndallâhi en tekulû mâ lâ tef'alûn. Dolayısıyla işte burada yani önce zaten iman edip salih ameller işlerler diyor. İşlerler. Şimdi kendisine bakıyor. Demek ki kendi içinde meseleyi şey yapıyor yani önce idrak ediyor, yaşamaya çalışıyor. Sonra karşıdakine tavsiye ediyor. Hakkı ve sabrı tavsiye ediyor. Evet. Burada bir de sıralama, önce hakkı, bak hak önce geliyor sabırdan. Şimdi mesela hasta ziyaretine gidiyoruz veya işte adam sıkıntılara düşmüş, işte şey yakışamış yani böyle iflas etmiş. Veya kaza geçirmiş, her türlü trajedi yaşamış insanlar, dostlarımız, arkadaşlarımız ya biraz sabret yani sabır imtihanıdır filan diye başlamak buraya göre doğru değil. Önce hakkı. Hakkı anlatmak. Yani hak, oradaki hakkı anlatmak nedir? Yani önce bak hak, işte hayatın anlamı yani büyük resmi göstermek. Hani efendim dünyada niçin bulunuyoruz? Bütün bunlar niye var? Musibetler, sıkıntılar, Cenab-ı Hak'la bağlantısı nedir? Onun takdiri, kader, hikmet değil mi? Yani evet. O öyle bir manalıdır, meyvelidir. Oluşturup hakkı sonra sabrı tavsiye ediyor. Çünkü o sabretmeye hazırlamış oluyor. Hazırlamış. Sabretmeyi kolaylaştırıyor. Çünkü insanı sabırsızlığa sevk eden manasız yere çekiyoruz, evet, boşu boşuna çekiyoruz falan. Bu insanı boğuyor. Bak bunun manası var. Meyvesi var deyince zaten o da sabretmeye hazırlanmış. Hazırlanıyor. Yani şeyi o sabredeceği şeyin, olayın, musibetin iç yüzünü, arka planını göstermektir. Hak, önce hakkı tavsiye. Hakkı sıkınca, keyif sözü. Keyfe, tasbürü diye başlıyor. Nasıl sabredeceksin diyor yani. Arka yüzünü bilmediğin, iç yüzünü bilmediğin bir şeye sen nasıl sabredeceksin? Melekiyotunu bilmen Hazreti lazım. Hazreti Musa'ya söylüyor bunu yani. Ya.
Sen sabredemezsin diyor yani. Ancak iç yüzünü bilirsen, işte iç yüzünü anlatmak, bildirmek o hakkı tavsiyedir. Sonra sabrı tavsiye geliyor. Güzel. Diyebilir miyiz? Tabii. Yani hakkı tavsiye etmek zaten kişiyi bir kere boğulmaktan, boğucu atmosferden bir çıkış yolu, bir nefes aldırıyor. Evet. Çünkü 6. sözlerde semeresiz meşakkat insanı boğar diyor. Meşakkat insanı boğardan farkı ne? Meşakkat insanı boğar demiyor. Semeresiz, meyvesiz, manasız meşakkat boğar. Evet. Hakkı söylemek demek ki semeresi var, meyvesi var. Yani haçla meşakkat ama sonunu dikkate aldığında meyvesi var. İnsanlar değil mi? Gitmek istiyorlar. Bütün evet, sıraya giriyorlar. Maddi manevi tabii. Sıraya gidiyorlar. Gidemeyince üzülüyorlar. Çünkü karşılığı ancak cennettir diyor Peygamberimiz. Ya. Başka bir hadisinde de anasından doğduğu gibi tertemiz olmaktır diyor. Şimdi böyle, böyle bir meyvesi olan bir meşakkat, şey değil mi? Meşakkat kabul ediliyor. Kabul edilir. Sevimli hale geliyor. Demek ki insanı asıl yoran zorluklar değil. Yani değil. Yaşadıkları değil. Öyle derler zaten psikologlarda. Hayat %10 başımıza gelen olaylardan oluşur. %90 onları yorumlama biçimimizden oluşur. Yani yorumlama biçimin doğruysa, o zaman baş edebilirsin yani hayatla, her şey. Hiçbir şey seni yıpratamaz. Hiçbir şey seni tüketemez, bitiremez. Ama yani insanın mesela çok fazla şeyi var diyelim. İşi var, gücü var, kazancı var, fabrikaları var. Fakat şunu dedi mi ya, düşündü mü yani, ya her şey bitecek yani. Bütün bunlar ne için yani? Sonunda değil mi? En son ne olacak filan diye bu soruya cevap veremedi mi? Boğulur ya. O şeyler içerisinde. Tabii tabii. Boğulur. Benim, semeresiz meşakkatler. İnsanı boğar. İnsanı boğar. Bir de sadece boğulmakla kalmaz. Ya sarhoş ya canavar. Ya da canavar eder. Bak bu canavarlık yönü de önemli. Yok. Yani sarhoş eder, bunları düşünmeyecek şekilde işte bir takım şeyler değil mi? Meşguliyetler böyle, bulur. Ütücü hevesatlara kayar. Bir de hırçınlaşır yani. İnsan kaybetmeye dayanamaz. Bir yere kadar dayanabilir kaybetmeye. Yani kaybettikçe saldırganlaşır. Saldırganlaşır insan. Çok acı. Saldırganlaşır. Demek ki adam mesela ne kumarda düşmanlık var diyor. Sonra düşmanlığa götürüyor. Kavgaya, savaşa değil mi böyle öfkeye. Çünkü orada birisi kazanıyorsa çoğu kaybediyor. Kaybedenler de şey yapıyor. Saldırganlaşıyor. Adam evet. Mesela gidiyor. Onun için hayata karşı da biraz şey var, öfke var. Öfke birikmesi var insanların içinde. Yani bu öfke birikmesi bazıları taşıyor, dışarı çıkıyor, görüyorsun, haber konusu oluyor. Ama zaten birikmiş öfkeler var içimizde yani. Manası bilmediği için. Bu birikmiş öfkeler işte bundan kaynaklanıyor. Evet, manası bilmediği için. Hayatım. Manası bilinmiyor, bir de sonucu bilinmiyor. Ya, meyvesi bilinmiyor. Meyvesi bilinmiyor. Yaşadıklarının bu sefer işte yani en son her şeyi kaybedeceksem ne anlamı var diyor. Böyle düşündükçe, aklına geldikçe, zihninden geçtikçe hepsi şey oluyor. İçine atıyor, öfke birikmesine yol açıyor. Bu bir yerde de patlıyor tabii. Ya. Evet, agresiflik diye bir tabir var ya, agresif. Evet. Hırçın, saldırgan. Saldırganlık. Onun temelinde bir takım şeyler var işte, düşünceler bilmediğim var, inançlar var. Onun için ben öğrencilere anlatırken bunu ayrı hocam diyorum, bak şey yapıyorsanız, çok böyle kızıyorsanız çevreye, evinizde işte eşyaya, okula vesaire. Hayata. Gol yiyorsunuz. Gol yeme tabirini onlar çünkü Çalabi diyor da yani onlar, herkesi kendi anladığı dilden anlatacaksın biraz. Şimdi mesela diyorum bir maça gidiyorsunuz. Maça, ben hayatımda bir defa maça gittim yani 63 yaşındayım. O kadar örnek verince de ben acaba falan diyordum. Demek ki yanlış düşünmemek lazım. Kendim çok top oynadım ama bir defa maça gittim. Sakarya Spor Galatasaray maçına. Bayram günü gittim yani. Lise talebesi. Çocukluk yıllarında. Lise talebesiydim o zaman yani. İlk defa öyle bir... Ali onun... abi de çocukluğa indirgemek istiyor meseleyi. Beni kurtarmaya yani, çalışıyor. Evet, ancak çocukça bir şey olabilir diyor yani. Ondan sonra
Şimdi gittiniz diyelim, tamam, herkes o başta bütün şeyler neşelidir yani. Taraftarlar falan böyle. Orada bir şey çıkarmış olmalı. Bayraklar sallanır, sloganlar atılır. Beklentiler yani. Yüksektir. Beklentiler yüksek falan. Şimdi neşeniz yerindedir. Ondan sonra diyelim maç başladı. Sizin takımınız bir gol atarsa daha çok coşarsınız. Bir gol atarsa coştukça coşarsınız yani, gol attıkça. Diyor, bakıyorsunuz bir gol yiyorsunuz, biraz sessizlik türbünlerde yani. Bir gol daha yiyorsunuz, daha sessizlik falan hepten. Öfke geliyor. Bir gol daha yiyorsunuz bu sefer. Geriye düştünüz. Geriye yani. Düştünüz falan. Bir gol daha yiyorsunuz, şaşırıyorsunuz falan. Ondan sonra ne yapıyorlar işte bu sefer? Futbolcuya. Yani, futbolcuya, kaleciye. Hakaretlere başlıyorlar. Milyonluk eşekler diyorlar filan. Halbuki daha önce açıklamıştı, şey yapmıştı, sevdiği şeyi yani, taparcasına bağlandı, perestiş etti. Bu sefer hakaret etmeye başlıyor. Kızıyorsun, kadar, öfkeleniyorsun. Kızıyor, öfkeleniyor. Daha sonrası işte oturduğu koltuğu yıkıyor, parçalıyor, yakıyor, yıkıyor türbinleri filan. Bak böyle öfke patlaması. Niye? Kaybediyor. Kaybetmeye insan bir yere kadar dayanabilir yani. Bir yere kadar dayanabilir. Şimdi dünya onun için yani dünyada ve bu biriken öfkeler, bir de bunu global olarak düşünelim. Eğer yatışmazsa patlamalar olur yani. İnsanlar birbirlerini yerler ya. Ve dünya o tarafa doğru gidiyor. Yiyorlar zaten. Dolayısıyla bunu önlemenin yolu hakikati. İşte hakikatle insanları sakinleştirmektir. Hakikat sakinleştirir. Hakikat teskin eder. Saadet-i ebediyenin maul hayatından bir yudum içer, içindeki bütün arzuları teskin eder. Susamış bir insan suyu içti mi? Sakinleşiyor. Dolayısıyla ebedi hayat suyu, yani sonsuzluk suyundan içmeye insanların ihtiyacı var sakinleşmeleri için. Evet, sakinleşme deyince bir şey aklıma geldi. Ondan sonra ara verelim. Böyle coşkun akan çaylar, dereler, nehirler, debisi yüksektir taşlardan, şelalelerden, gürül gürül akar, sonra denize ulaşınca sakinleşir. Evet, denize ulaşınca sakinleşir. Dolayısıyla bizim de o hakikat denizine, o ummana kavuşmamız lazım ki teskin olalım, sakinleşelim, gürültüden, patırtıdan kurtulalım. Onunla entegre olmak, oranın artık içine girmek, ondan bir parça olmak, onunla bütünleşmek. İşte bu deniz sonsuzluk denizidir. Yani her şeyi oraya akıtmamız lazım. Oraya bağlamamız lazım. Yani. Kaybetmemek için. Yani bu maçtan örnek verdik ama Ali abi her alanda. Yani şimdi evler genelde İbrahim abinin tabiri bu galiba. Evler cehennem gibi diyor yani. Evde sakin değiliz, okulda sakin değiliz. Yani sokakta işte filan hep böyle. Şeyiz yani. Bu dünyevileşmeyle mi ilgili biraz? Dünyevileşmeyle. Yüzümüzü dünyaya çevirince kaybetme korkular artıyor. Elindekilerle mutlu olamıyor. Elinde olmayanlara insan hep bakıyor. O elinde olmayana kavuştuğunda kaybetme korkusu tekrar üzerine düşüyor. Böyle gerginlik, sıkıntı. Demek bunları anlatmak lazım o zaman. Anlatmak çare, lazım. Hakkı tavsiye, şöyle dua etmek hayatın lazım. Manası ne, meyvesi ne? Öyle o dua hoşuma gider. Okuduğum kitaplardan birinden not etmiştim onu. Allah'ım beni sakinleştir ve sakinleşmelerine yardımcı olmam için insanların bana izin ver. Veya bana güç ver, kuvvet ver, fırsat ver. İnsanlara... Ayeti hatırlayalım o zaman beraber üçümüz, yoksa yerinden bulalım. Allah onların üzerine sekinet indir. Sekinet, sekinet. Sekinet, sekinet. Sekinet duası var mı yok mu? Geçen bir problem oldu. Neyse, yani onu girmedim ama bizi bekleyecekler. Girmeyeceğim de. Kur'an'da var ya. Kur'an'da Allah var zaten yani. Ne demek yani? İsim takmakla bir şey mahiyeti yani değişmez. Yani Kur'an'dan alınmış o ders. Evet. Nasıl dair? Sekinet duası. Hüvellezi enzele sekinete. Hüvellezi. Fetih suresinin başında Fetih'de değil mi? Fetih de var. Evet. O mağara olayında da var. Birçok yerde var. Sekinet yani. Allah müminlerin üzerine sekinet indirdi. Sükunet oradan geliyor. Sakinlik. Yani mümin sakin olur. İşte onu diyecektim yani. Biz kendimizi de o aynada bir şey yapalım. Yani yüzleşerek yani ne kadar hakikat sakinlik. Denizine ulaştık. Denize ulaşmak dedin ya. Ne kadar sakinleşebiliyorsak, sakin tepki verebiliyorsak,
yani hazım gücümüz ne kadar çoksa bu bir kriterdir. Kendimizi o aynada bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Evet, buldum. Vellezi enzile sekinete. 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Müminine. Evet, okuyorum. Vellezi enzile sekinete fi kulubil müminine liyezdadu imanen ma'a imanihim. Velillahi cunudus semavati vel ardı. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Sadakallâhu azîm. 4. ayet Fetih Suresi'nde o müminlerin imanlarını kat kat arttırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Evet. Güven, sekinet değil mi? Hı hı. Evet, onu öyle tercüme etmişler. Evet, evet. Demek ki sakinleşmek için, boğulmamak için hakikat öğrenmek ve paylaşmak lazım. Evet. Şimdi bir aradan sonra hakkı tavsiye, bir de sabrı tavsiye kısmı var. Belki biraz da ağırlıklı olarak. Sabrı konuşalım. O konu üzerinde duracağız. Bir taraftan tabii iftarlar olmaya başladı. Ankara'ya da 19.48'de o kutlu vakit gelecek. 20.06 İstanbul'un iftar vakti. Onu hatırlatmış olalım. Beraberliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Asr suresi dünkü programımızı doldurduğu gibi bugünkü programımızı da dolduruyor. Hani İmam Şafii Hazretleri'nin dediği gibi başka bir şey inmiş olmasaydı Kur'an'dan Asr suresi yeterdi. Gerçekten uzun uzun konuşulabilir. Nurlu bir özet. Çok nurlu bir özeti. Biz de işte anladıklarımızı dostlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Hakkı tavsiye üzerinde durduk, biraz sabrı tavsiye. Yani o kadarla yetinelim. Uzun uzun konuşulabilir ama sabır affedersiniz dediğimizde bizim aklımıza genelde insanın başına gelen ama başına gelmesini arzu etmediği şeyler anlaşılıyor. Ama Kur'an'ın sabır dediği veya sabrı tavsiye dediği sadece böyle hastalık, musibet, deprem, kaza, maddi manevi sıkıntılar, darlık mıdır diye bir soru soralım kendimize. Bununla sınırlı mıdır? Bunun dışında da insanın sabır gücünü kullanması gereken yerler var mıdır? Bir de Cenab-ı Hak insana yani bir sabır gücü vermiş. Bize verdiği her şeyin bir karşılığı var bu dünyada. İsteklerin de bize verdiği yeteneklerin, potansiyel kabiliyetlerin de kullanma alanları var. Bir entegrasyon var yani. Bu açıdan da dikkate aldığımızda insan neye karşı sabredecek, niçin sabredecek? Bir de sabrı tavsiye boyutu var. Yani sabır nedir? Ve birbirimize sabrı tavsiye dediğimizde bunu nasıl değerlendirip anlamamız gerekiyor diye ortaya, Ali abinin tabiriyle ortaya bir soru atayım. Ben bilhassa paylaşım aklıma gelmişken taze yani Asr Suresi'ndeki akıştan mesela sabrın orada en son zikredilmesi, yani iman ettin, Allah nuru kalbine koydu, onu koruman sabır gerektirir. Yani ancak sabırla yenileyerek devam ettirebilirsin. Salih amelin kapısı açıldı. Salih ameli işlemeyi devam ettirmen de sabırla. Yani salih amel işlemekte sabırlı ol, devam et. Hakkı tavsiye ediyorsun. Yine o kadar çok sabra ihtiyacın olacak ki. Yani hakkı tavsiye ederken karşılaşılan engeller, yokuşlar, nefsin itirazları, sana mı kaldı filan, şeytanın telkinleri, ne köy ne kasaba olur, vazgeç bu işlerden gibi o vazifelerin, yani iman ve salih amel hakkı tavsiye vazifelerinin sürdürülebilmesi, hayatın tamamında olması ancak sabırla mümkün diye de düşündüm. Yani dolayısıyla burada sabrın çeşitlerini konuşmak gerekiyor. Yani sabır deyince akla sadece sıkıntının, hastalığın, musibetin gelmesi sadece doğru değil. Akla gelmesi doğru ama sadece onun gelmesi doğru değil. Belki de önce onun gelmesi bile sıralama bakımından çok hikmetli olmayabilir. Yani sabır deyince aklımıza üç konudaki vazifemiz gelmeli ki o üç vazife aklımıza geldiğinde, düşündüğümüzde sabrın gerekmediği yer yok ki diyeceğiz o zaman. Nedir o? Bir, günahlara girmemek sabırla ancak mümkündür. Yani günahlardan uzak kalması sabır. Niçin? Çünkü Kur'an'da çok geçer.
Şeytan günahları süslediği için, dışı cazip göründüğü için o cazibeye kapılmamak gerçekten sabırlı olmayı gerektiriyor. Başka, hemen buradan bağlantılı bir şey aklıma geldi. O günahın dışı cazip görünüyor da nefse, içinde ateş var. Günahın içinde kalbi dünyada da yakan, cehennemi andıran ateş var. Onu öğrenmek ilim öğrenmeyi gerektiriyor. İlim öğrenmek de sabır gerektiriyor. Yani ilim öğrenebilmek de ancak sabırla mümkündür. Yani günaha girmemek için sabır. Mesela ibadetlerde sabır, ikinci sabır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, ona itaatli sabır. Hı hı. O da ilmi gerektiriyor. İlim öğrenmeden insan namaz nasıl kılacak? Namazın önemini öğrenmeden, hayatındaki önemini öğrenmeden nasıl nefsini ikna edecek günde 5 defa? Nasıl devam edecek? Nasıl devam edecek ona? Onun için 65. ayette Meryem suresinde ibadetlere sabırla devam et emri var. İbadete, yani Allah'ın emirlerine itaate de sabırla devam. O da demek ki sabrı gerektiriyor. Bu arada meşakkatler oluyor. Gerek kendi vazifemizi yaparken, gerek başkasına anlatırken, gerekse hastalık ve benzeri. Onların da sabırla değerlendirilmesi lazım ki insanın manevi yolculuğu devam etsin. Yani o yolda kalabilsin. Dolayısıyla günahlara girmemek için sabır, Allah'a itaatte sabır, musibetlere, hastalıklara sabır dediğimizde netice sabrın gerekmediği bir olay, bir hal hiçbir insanın hayatında yoktur. O halde hakkı tavsiyeden sonra sabrın gerekmesini hatırlayınca başa döndüğümüzde imanı elde etmek, imanı yaşamak, salih amel işlemek, salih ameli, hakikati, takvayı anlatmak, sabır hepsinin içine girdi. Yani hepsi de doğrudan ilgili bir vazife olarak yani sabır bize dediğimizde emredildi. Üç şey çıkarıyoruz üç, Kur'an-ı Kerim'de. Hadislerde ve ayetlerde üç şey. Üç sabır. Bir, Allah'ın koyduğu sınırlara uyma, riyayet, günaha girmemek evet, konusunda sabır. Evet, çok ciddi bir sabır. Bu kendimizi tutmak. Tutmak. Yani değil mi? Sabretme. Yani neden? Çünkü dediniz ya cazip. Cazip görünüyor. Cazip ama yapmamamız yapmayacağız. Gerekiyor. Yapmayacağız. Dolayısıyla burada kendimizi tutmak, sabretmek. Sabrın bu manası gerekiyor. Çok bir, önemli. İki, Allah'ın emirlerine itaat konusunda. Sürekli. Nefsimizi ikna ve itaat konusunda tamam. Sabretmemiz gerekiyor. Yani nereye sabrediyoruz? Yapmayı istememe durumuna karşı. Hmm. Boyun eğmeyi istememe duruma. Nefsin boyun değil mi? İstemiyor. Yani. Kurallara uymak istemiyor. Ben diyor ve ilahlık iddiasında bulunması gibi bir şey özelliği bir var. Eğilimi var. Dolayısıyla buna karşı sabretmek gerekiyor. Bu sabırda biraz sebat manası da var herhalde. Sebat var. Sebat yani o sabit kalmak, bulunduğu yerden ayrılmamak, kulluktan vazgeçmemek. Evet. Devam etmek, muhafaza etmek. Va'bud rabbeke hatta yetikel yakin. Evet, son ayeti değil mi? Hicr. Hicr suresinin evet. Son ayeti. Dolayısıyla itaatte sabretmesi gerekiyor. İbadette sabretmesi gerekiyor. En kolay anlaşılanı da en çok bilinen de insanın başına gelen işte bir takım musibetlere karşı hikmetini düşünerek neticelerini dediniz yani hatırlayarak meyvesiz meşakkat boğar insanı bunu düşünerek sabretmesi gerekiyor. Evet. Bu üçüncüsü daha hani biriden ama ilk ikisini üzerinde biraz duralım Seyfettin Hocam. Muhasiyette evet, ve itaatte sabır. Evet, bilinmiyor çünkü sabır deyince hakikaten bilinen halk arasında sadece imtihan musibet durumunda, hastalık durumunda dayanma gücü bulabilmek. Onu en sona koymuş. Bir de. Yani ondan önce. Evet. Ondan önce yani birinci sırada taatte sabır. Yani çok özür dilerim hocam. Hatta sıramada ben takva biliyorum. Yani günaha girmemek için. Sabır. Yani musibette sabredebilmenin zeminini oluşturuyor evet. Aslında ilk ikisi. Evet. Öyle. Yani nasıl musibete sabredeceğiz? Evet. Evet buyurun. Buyur öyle zemin oluşturuyor. Birincisi muasiyet. Ben takva diyebiliyorum. En fazla mükafat vaat edilen hadis-i şerifte sabır üç diye başlıyor. Arkadaşlar kolayca bulabilirler aslında eğer ulaştırırlarsa. Çünkü defi şer cebbi nefa racittir. En fazla derece vaat edilen, en yüksek mükafat vaat edilen günahlara girmemek için sabredenlere. Evet. Evet. Takva. Defi şer cebbi nefa racittir. Faydası da ona dayanıyor. Mecelle kuralı da ona dayanıyor. Önce günahlar. Özellikle şu içinde bulunduğumuz zamanda, günah çağında yani bu birinci sabır çok önemli. Günahlar. Çünkü her taraftan bizi kuşatmış. Değil mi?
ok gibi üzerimize yağıyor. Yani günahlar kimse eskiden öyle günah da gizli derlerdi. Yani taat de gizli, sevap da gizli. Şimdi her şey aşikar olmuş yani. Aşikar olmuş ve korunmak güçleşmiş. Evet. Onun için de malum bu günahlardan korunmaya takva deniyor. İnde en yüksek mertebe. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Yani takva sakınmak. Cenab-ı Hakk'a saygının gereği onun sevgisine layık olmak, onun sevgisini kaybetmemek için bir çaba sarf etmek. Dolayısıyla o günahlardan korunmamızı emrediyor. Dolayısıyla çok da olsa, günahlar yaygın da olsa kendimizi korumaya çalışacağız. Yani günah ateşlerin içinden geçeceksin ama yanmamaya çalışacaksın. Bu da değil mi, bir şeydir yani. Bir gayret, sabır, mücadele. Sabır gerektiriyor yani. Kolay bir olay değil. Nefsimizi tutmak gerekiyor. Nefse işte bu orucun bir şeyi de bu yani. Bizi sabra alıştırıyor. Değil mi? Evet. Zaten öyle diyor. Ya yüllezin amenu. Kütübe aleykümüs-siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun diyor. Bak, takvaya sizi ulaştırır. Oruçtan takvaya. Oruçtan takvaya geçerseniz diyor. Yani çünkü insanın kendini tutmasını öğrenmesi lazım. Yani diğer canlılardan insanı ayıran insani özelliklerin başında da bu geliyor. Kendini tutması. Yani her şeyin zamanında, her şeyin bir vakti merhunu vardır deriz. Zamanında yapmak güzeldir. Kuralları var. Yani Cenab-ı Hak bizde, yani bize zaten her şeyi vermiş, ihsan etmiş. Yani karşılıksız iyilik olarak bizden esirgememiş. Ama yine bizim daha kalıcı, temiz, nezih lezzet almamız için, yani kendimizi çabuk tüketmememiz için, efendim kendinizi tutmayı, nefsimize hakim olmayı da bizden istemiş. Bu özelliğini insan geliştirmesi lazım. Yani ben şimdi buna şeyde bile ne diyorlar işte, özgüven, irade gücü, güçlü bir iradesi var. Güçlü bir iradesi var. İşte bunlar oruçta en çok yemek içme konusunda insan nefsini tutmayı öğrendi mi, hayatın diğer alanlarına da demek ki bu yansıyor. Neticede takvaya var yani, günahlara karşı kendini tutabilmek özelliğini, ki gençlerimizin buna çok ihtiyacı var, insan geliştirmiş oluyor. Yani bu şey gibidir, bir yani aracın bir gaz pedalı var, bir fren değil mi pedalı var. Yani frensiz bir vasıtayla kimse seyahat etmek istemez, çok büyük bir risktir bu. Evet. Yani kendimizi frenlemek, işte sabır budur yani. Günahla olan günahlara karşı, günaha girmeme. Günahlarla karşılaştığımızda kendimizi frenleyebilmek, kendimizi tutabilmek güçlü bir irade istiyor. Oruç buna büyük bir katkı sağlıyor. Hatta bir cümle paylaşayım mı Ramazan esasından? Tam katkının en açık ifade edildiği 8. cümlede. Helali terk ettirerek imsaktan iftara, su içmek, yemek yemek sahi zamanda helal. Evet. Onu terk ettirerek haramdan çekinme kabiliyeti kazandırır. Evet. Şu cümleye bakalım. Çok güzel. Haramdan çekinme kabiliyeti kazandırmak ne demek? Bütün haramlara karşı kişinin kendini tutmasını oruç kolaylaştırıyor. Çünkü Allah rızası için su içmiyor oruçluyken. Yemek yemiyor. Meyve yemiyor. Su tatlı. Meyve tatlı. Onu terk ediyor imsaktan iftara. Ama içki, yalan, gıybet, kumar, bunlar zaten dünya hayatını da manevi hayatta zehirliyor. Bunu bir de ilim öğrenerek fark ederse mümin, yani günahların içindeki zehri, evet, fark ederse o zaman işin daha da Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Risale-i Nur'larda konumuzla çok ilgili olduğu için bir deyim var. O deyimin kullanılması ne kadar düşündürücü günahlar için. Zehirli bal diyor. Evet. Niye zehir, niye bal? Niye bal değil, niye zehir değil? Yani niye balla beraber anılıyor? Evet. Sabır. Cazip gelen bir tarafı var. Nefsin hoşuna giden tarafı var. Evet. Ama
içinde. İçinde. İnsanı öldürücü bir şey var. Zehir. Manen özellikle. Evet. Öldürücü bir etki var. O işte bal olması, tatlı olması nefsin hoşuna giden. Anlık, suni, yani. Suri. Ama hakikati zehir. Zehir. İşte niye sabretmemiz gerekiyor? İnsan bile bile göz göre göre zehir içer mi? Yani kendini zehirler mi? Zehirlemez. Evet. Niye günah işliyor? Ama işte günah işliyor çünkü cazip geliyor. Cazip geliyor. Nefse hoş ve geliyor. Zehirlendir bilmiyor. Evet. Bir de var değil mi? Yani bilse bile bir süre sonra bağımlılık haline gelmişse işte, bağımlılık. Evet. Bile geliyor. Önce hakkın gelmesi de bu zaten yani. Yani İşin doğrusu ne? Bunu yeme demenin tesirli olması için işte onun içindeki zehiri göstermek gerekiyor. Evet. O da ilim öğrenmeye gerektiriyor, o da sabrı gerektiriyor. Onun için ben ilim öğrenmeye gidemiyorum, nefsim istemiyor diyen yani işin zorunu seçiyor. İlim öğrense, 68. ayeti de hatırlayalım, musibet kısmından da bir cümle söylemiş olalım. Hastalığın, musibetin, meşakkatin iç yüzünü öğrense, meyvesini öğrense sabretmesi kolay olacak. Evet. Yani böyle bir kolaylık bekliyor iç yüzünü öğrenmiş olan mümini. Hatta biraz önce örnek verecektim, oradan uzaklaştık belki ama yine geldi buraya iç yüzünü öğrenme konusunda. Çok ilginç bir örnek geliyor bana bu. Yani çok kullandım bu örneği. İlk nerede duydum, kullandım bilmiyorum. Mesela okullar açıldığında, belki sizin yanınızda çok anmış olabilirim, emin değilim. Eylül ayında. Tam okulun karşısında kırtasiye dükkanı var. Kişi okul açıldığında diyelim ki evin yanında da o saatte dolmuş yoksa bile okul 8 açılıyorsa, o da orayı 7'de açıyorsa diyelim, artık mevsimlere göre değişebilir, 7'de. Evinden 5.30'da çıkması lazımsa, otobüs yoksa yürüyor otobüs durağına kadar, dolmuş durağına kadar. Bu adama biri dese ki, kardeş sabret, meşakkat çekiyorsun. Meşakkat çekiyorsun bak, yürüyorsun şu anda. O da der ki, sen ne diyorsun? Ben seni anlayamadım. Benim şu anda en mutlu günüm. Ben bugünleri bekliyordum. Ben şu anda bir ayda, Eylül'de, yazın 3 ayda kazanamadığımı kazanıyorum. Sen bana diyorsun ki sabret. Gerekirse ben iş yerine kadar yürürüm. Ne oldu şimdi? Meşakkat niye sevimli hale geldi? Niye o yürümek bir zahmet olmaktan çıktı şimdi? Neticesi çok güzel. Evet. Demek ki hastalık da öyle. Evet. Aile hayatındaki zaman zaman anlaşamamak da öyle. Yani bunu kırtasiyeci için söylediniz değil mi? Evet. Bir de öğrenci için bunu şey yapalım. Onun cihetinde nasıl görünüyor? Bilmiyorum. Yani öğrenci işte yani öğrenci de öğrenmenin sadece yani böyle not için sınıf geçmek için olmadığını ya. Hayat için, sonsuzluk için öğrense? Yani manevi kazançları da dikkate alarak öğrense yani kırtasiyeci nasıl seviniyorsa, sevinerek giderse öğrenci de okula sevinerek gider. Güzel, çok güzel. O da öyle gider. Çok önemli. Yani o hakiki meyvelerini öğrense, hakiki ebedi hayata bakan yönlerini, yani, artık coğrafyayı sever, fiziği sever, kimyayı sever, o meşakkatler unutulur. Enteresan bir tabir kullanıyor Hasta Risalesi'nde. 8. devada. Hastalığın manalarını, marifetullah'a vesile oluşunu, bilhassa marifetullah'a vesile oluş diye hatırlıyorum da, Allah'ı tanıyanlar için hastalığın manalarını, marifetullah'la ahiretle alakalı o tatlı meyvelerini anlarsa hasta, maddi elem, maddi kelimesini altı çiziyorum, maddi elem erir, ezilir diyor. Bir erimek kavramını kullanıyor. Yani sanki şekerin çayın içinde erimesi gibi o meyvelerin arasında o tatlı ve yüce mananın içinde meşakkat yani bel ağrısı, diz ağrısı, baş ağrısı erir diyor. Dediği bu. Yusuf Aleyhisselam'ı görünce kadınların elini kesmesi de buna örnek değil mi? Evet. Orada fiziki bir ağrı erimiş demek ki. Evet. Hissetmiyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şey var herhalde burada. İnsan hani fıtraten temizdir, mükerremdir. Yani masiyette sabır, günahlara girmeme, temiz kalma açısından da önemli. Hani çok. Denir ya temizlemiyorsan kirletme bari filan. Yani bir yerin temiz kalması başlı başına temizlik açısından önemlidir. Ve öncelikli bir iş. Evet.
Kirli bir yeri temizlemek kadar temizlenmiş bir yeri kirletmemek de evet. temizliğine katkıdır. Evet. Bu anlamda insanın manen kendinin hani temiz olması ve temiz kalması günahlara girmemekle, masiyette kendini tutmakla. Çünkü her bir günah kalpte bir siyah nokta. Ran, bel ran ala kulubi. Ran, kir, pas. Evet, günaha bir renk verecek olsak bu siyah olur ve siyah. Değil mi? Kalpte bir siyah nokta oluşturur. Hmm. Tövbe onun cilasıdır. İbadetler onun temizlenmesine vesiledir ama her şeyden önce hiç kirletmemek. Ona uğraşmak. Ona uğraşmak ve bu konuda kendimizi tutmak. Sabretmek açısından da önemli. Yani kirlenince elbette temizleme imkanı, fırsatı veriyor Allah. Tövbe ama her şeyden önce kendimizi bu manada tutarak... Tutmak. Temiz kalmaya çalışmak. Temiz kalmaya çalışmak. Ben bunu şu bakımdan çok önemli görüyorum. Onu da söylemek isterim. Neden belki takvanın öne çıktığını merak ettiğimizde, neden günahtan uzak kalmaya çalışmak öncelikli? Çünkü günahtan uzak kalmayanın ibadetleri yapacak hali kalmayabiliyor. Darbe yiyor çünkü. Günahtan uzak kalmayanın, mesela kalbi günahla kirlemiş olanın hastalığı güzel görmesi de artık zorlaşır. Perde, engel. Hastalığı güzel görmeyince de sabretmesi zor. Şimdi nereden nereye geldik? Yani ben bunu şöyle bir örnekle anlamaya çalışmıştım. Daktilo ile ödev yapıyor talebe veya bilgisayarla. Bu örnek de yardım edebilir. Önce bir daktilonun arıza yapmamasını, çalışır vaziyette olmasını sağlamak lazım. Ki ödev yapabilsin. Fonksiyonunu yerine getirmesi. Fonksiyonunu yerine getirmesi yani. Sağlanmalı. Bu da onun arıza yapmaması. Onu bilgisayarla güncelleyelim Ali abi. Güncelle. Siz güncelleyin. Daktilo devri bitti ya. Ha, ben daktilo kullanmıştım mesela. Onu diyorum. Bilgisayar tabii bilgisayar. Ödevler şimdi bilgisayarda yapılıyor. Bilgisayarın yapılır. Önce ya, bir telefon. Çalışır vaziyet olması lazım. Evet. Her yalan söylemek, her günaha bakmak, her günahı dinlemek o sistemde yani namazda, zekat konusu malı aramada, zekat vermede kullanacağımız cihazlara bir darbedir. Virüstür yani. Evet. Günahlar virüs. Evet. Bilgisayara virüs karışıyor. Evet, virüs. Bu defa yapılması gerekeni yapacak hal kalmıyor. Onun için önce koru. Aslında böyle bir tabir var billboardlarda falan. Yani. Önce koru. Ki yapman gerekeni yapabilir halde ol. Önce güvenlik diye şey önce yapıyorlar güvenlik. Ya. Bu da manevi güvenlik. Çalışanlar şey yapıyorlar. Evet. Önce başına şey alıyor, işte yani, kask alıyor vesaire. Yoksa çalışamazsın. Çalışamazsın ki. Yani bir şeye uğramasan bile o korku ve tehdit altında da çalışamazsın. Evet, rahat çalışamazsın. Çalışamazsın. Onun için bu günah kişinin kendini koruması dedin ya, temiz kalması. Temiz kalması. Yani o cihazlarını manen koruyacak ve temiz tutacak ki temiz olan o cihazlarla hayırlı iş yapsın. Faydalı iş yapsın, ibadet yapsın. Evet. Orada sabır çok önemli. Günaha girmemek için sabır önemli. Günaha girmemek için de günahın içindeki manevi cehennemi sezmek ve keşfetmek hayati öneme sahip. Bu yani, da ilim öğrenmeyi gerektiriyor. O da sabır. Evet. İlim öğrenmek zaten iğneyle kuyu kazmak öyle. Diye tabir ediliyor. Evet, evet. Kolay bir şey değil ve ona talip olan aslında zorluğa talip oluyor. Fakat onun mükafatı da tatlı zorluk. İşte peygamberlerin varisi olmakla. Şehitlerin kanıyla o çabalar. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde taltif ediliyor. Buradan itaatte sabır kısmına geçsek. İtaatte de bir sabır. Yani masiyette sabır. Çünkü işte günahlar cazip, şeytan süslüyor vesaire. Kendimiz tutacağız. Öbür taraftan da itaat. Mesela itaatte, namazda. Namazda sabır, oruçta sabır. Yani Allah'ın emrine itaatte. Evet. Yani. Ne istiyorsa, ne emrediyorsa onu yerine getirme konusunda sabır. Burada da nefsin hoşuna gitmeyen bir şey var. Evet. Zor gelen nefsin yani devamlı yapmak şey istemiyor. Yapmak istemiyor. Ama kalbin, ruhun şeyi de orada. Beklediği orada. Gıdası da orada. Evet. Yani diğeri nasıl kalbi, ruhu zehirliyorsa günahlar ondan kendimizi tutmamız gerekiyorsa burada da gıda orada. Hani evet. Oruçta beden aç kalıyor ama hani kalp, ruh doyuyor ya. Hem de tebessüm ediyor. Böyle. Tebessüm ediyor. Gıdalanmaktan ve feyiz almaktan tebessüm ediyor. İşte burada da kararlılık göstermek, itaat etmek ve onunla kendimizi beslemek icap ediyor. Burada da ilim öğrenmek gerekiyor. Yine ilim. Neden? İlim hepsinde gerekiyor. Gerekiyor. Hakikaten ilme vurgu yapanlara ne mutlu. Neden? Çünkü namaz, ancak namazla nefes alır ruhumuz cümlesini duyan bir mümin
O zaman ben namaz kılma konusunda nefsimi ikna etmeliyimdir. Yoksa nefes alamıyorum. Bak, ancak kelimesinin altını çiziyorum. Yani havanın yerine herhangi bir meyve konamadığı gibi namazın yerine başka bir meşguliyet koyarak ruhun nefes alması mümkün değil. Bunu öğrenmek, işte ey nefsim her gün ekmek yiyorsun, su içiyorsun, bak bıkmıyorsun. Neden? İhtiyaç var çünkü. Havayı tenezzüh etmek hiç zahmet değil. İhtiyaç var. Namaz kılmak bedenin havayı tenezzüh etmesi gibidir. Ruhun nefes almasıdır. Bunu öğrenmekle ancak sabredilir. Çünkü dışında zahmet var. Dışında ne var? Tam ezan okundu, bazen imtihan inciliyor, müşteri geliyor. Nefis de hazır, dünyevi, maddi, kazanca düşkün. Onu bırakabilmek, benim şu anda nefes almaya ihtiyacım var. Allah'ın emri bana ikramıdır. Namaza benim ihtiyacım var. Onun rızası için kılmalıyım ama benim ihtiyacım olduğunu bilmeliyim. Demek sabırla, o da içini öğrenmekle. Aynı şeye benzemiyor mu? Hastalıkların iç yüzünü öğrenmek sabrı kolaylaştırıyor. Namazın, orucun, zekatın iç yüzünü öğrenmek. İtaati kolaylaştırıyor. İtaati kolaylaştırıyor. İç yüzünü. İç yüzünü. İlimle yani. Ne var içinde? Namaz ne manalara geliyor? Kainatla tanışıyorsun. Başka Allah'ı hatırlıyoruz. Başka ahireti hatırlıyoruz. Kainatın ibadetleri keşfediliyor namazla. O zaman ne oluyor? Ey nefsim. Nefsi soruyor. Ne oluyor? Keşfettim. Kainatla münasebetlerinde adil olursun. Korkmazsın. Hem kainatın hukukun çiğnemesin ibadetini keşfettiğin için hem de ibadetini yani emir dinlediğini öğrendiğin için korkmazsın. Hürriyete kavuşursun. Bak dünyadaki meyvesi. Bunlar sabrı yani sabırla namazı sürdürmeyi kolaylaştıran haberler. Evet aynı zamanda zıttını düşünmek de insanı motive edebilir. Yani Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapınca ne oluyor? Ya. Bedenimizde, dünyamız, ahiretimiz, bedenimiz, ruhumuz, kalbimiz. Ya. Hani o yüzden kendimizi tutmamız lazım. Ya. Veya işte itaat burada da itaat etmediğimizde ne olur? Oluyor? Namazdan, oruçtan, nefes alamaz. Duadan, tövbeden evet. Uzak kaldığımızda veyahut da işte diğer ahlaki bir takım sorumluluklarımızdan yapmadığımızda ne oluyor? Ne olur? Ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz? Ben bir kar zarar şeyi değerlendirmek değil mi? Bir cümle söyleyeyim. Dua etmeyen, en kapsamlı dua namaz kılmayan ne olur? Bir cümle söyleyeyim Risale-i Nur'dan. Sonsuz ihtiyaçları bir taraftan, sonsuz dert ve sıkıntılar bir taraftan sıkıştırmaya başlar. Cenderem diyelim. Çünkü o sonsuz ihtiyaçların eli yetişmiyor. Ama ihtiyaç. Ama elinde değil. Cenab-ı Hak'tan istemezse, ondan bilmezse o ihtiyaçlar insanı tazdik altına alır. Dünyada daha. Sonsuz dertler, virüs, deprem, ölüm, ihtiyarlık, musibetler, sıkıntılar. Her şey sıkıntı. Sanki insana kainat hücum ediyor gibi. Yönü de var. Bunlar insanın elinde değil. Her şey emrinde olan Cenab-ı Hakk'a dua etmezse insan, onu hatırlamazsa namazla ne olur? O afat, çarpabilecek afat ve sonsuz hacat, o tabirlerle hacat ve afat insanı arasına alır. Bizim küçüklüğümüzde su değirmeni vardı. Sizde var mıydı? Diyelim arasında evet. Buğday, iki tane taş eziyor. Afat değirmen taşı. Ve hacat insan ezmeye başlar. Un ufak eder yani. Un ufak eder. Nerede? Daha dünyada. Ondan sonra da hocam bir soru soracağım size. Buyur. Ben dünyaya isteğimle gelmedim. İşte olacak bu. İşte ibadet etmeyince, dua etmeyince, yani nefes almayınca dünyaya geldiğine pişman bir adam olur. Dünyayı sevemez. Dünyanın sevimli yüzünü göremez. Bu da nefsi ikna etmek için çok önemli. Dediğiniz ya nasıl sabredeceğiz evet. Namaza? Nefsimize bunları anlatacağız. Siz dikkat çektiniz ya, siz mi çektiniz? Siz mi? Yani önce kendimize söyleyeceğiz. Siz mi demiştiniz? Önce kendimize evet, önce kendimize anlatacağız bu tavsiye ettiğimizi. Önce salih amel yapacağız. Yapmak için de nefsimizle konuşacağız. İkna edeceğiz. Diyeceğiz ki sabret. Namazı kılmakta sabırlı ol. Allah'ın emirlerine itaatte sabırlı ol. Annen baban sana adil davranmasa da sen Allah rızası için hürmet ve hizmette sabırlı ol. Bak annen baban seni imtihan etmiyor. Annen babanla Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Cenab-ı Hak senin tavsiye ettiğin terimi kullanayım. Seni eğitiyor. Annen baban adaletli olmadığı halde sen adil davranmaya,
hürmete sabırla devam edersen eğitiliyorsun. Evet. Yarın çok sabırlı, düzeltiyorum, çok adil bir insan olacaksın. Annen babanın o adaletsiz davranışına bile sen sabırla hürmetini sürdürürsen sen çok olgun bir insan olmaya, çocuklarına adil davranmaya, gelinine, damadına çok şefkatli ve adil davranmaya, bu haksızlık üzerinden Rabbin seni hazırlıyor. Ya haksızlık yapan anne baban, o mesul. Tövbe etmezse hesap verecek. Ama sen sabırlı ol. Annen babanın hatasına rağmen sabırla Allah için hürmetini sürdür. Sürdürmek ne? Sabır. Nefis diyor ki sen de ona karşılık ver. Sen de adil davranma. Sen de hizmetini aksat. Cenab-ı Hakk'ın emri öf bile demememiz anne babaya. Bilhassa ne zaman? Kötü davrandıklarında. İyi davrandığında öf bile dememek herkesin kârı. Ama sıkıntılı zamanda sabırla iyi davranmak hakiki imanı elde etmeye çalışanın yapabileceği bir iş. Evet. Allah muvaffak kılsın. Amin. Zevketin Hocam, kısa bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Şu Kur'an-ı Kerim okumaya, dinlemeye gideceğiz. Yani Allah razı olsun, evet. Taatte sabır ne zamana kadar? Hatta yetiyekel yakin. Evet, yakin gelince. Rabbeki hatta yetiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar ibadete devam et. Yani bunun için yaratılmışsın. Burada tabii sonu düşündürüyor. Sonu düşünmek de, işin sonunu düşünmek de insana şey yapıyor. Direnç veriyor, sabır veriyor. Sonundaki onun için Kur'an-ı Kerim hep sonu hatırlatıyor yani. Vel akibetü lil muttakin. Cehennemden korku diyor. Cehennem tasvirleri var. Çünkü insanı harekete geçiren iki şeydir var yani. Bir yani yapmazsam ceza. Hı-hı. Ceza varsa ondan kaçınmak için, cezaya düşmemek için, girmemek için insan yapar. Bir de mükafat. Evet, mükafat. Mükafat. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yani yapmayın dediklerinde cezayı hatırlamamız lazım. Yaparsam cezası var. Dolayısıyla masiyette kendimizi tutacağız. Korunmam lazım. Hı-hı. Efendim, yapın dediklerinde de mükafatını düşünerek en güzel şekilde yapmaya çalışmamız lazım. Evet. Allah razı olsun. Bugün Abdülsamed'i dinleyeceğiz. Abdülbasit Abdülsamed, Mısırlı meşhur hafız, merhum. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. İnfitar suresi, ki yani dostlarımızdan çok dinleyen mutlaka vardır. Biz de İnfitar suresini dinleyeceğiz. Sonra muhtemelen artık Ankara'nın iftarı olur. Arkasından yeniden birlikte olmak isteriz. Sizleri de bekliyor oluruz efendim. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم Ey nimetlerle dolu şu sofranın sahibi ve bütün yeryüzünü bizim için bir nimet sofrası yapan Rabbimiz, senin rızan için oruç tuttuk. Senin emrinle aç kaldık ve şimdi senin davetine geldik. Senin rızkınla orucumuzu açıp iftar edeceğiz. Şu anda önümüzde her şey hazır ama hepimiz senden gelecek izni bekliyoruz. Emir sensin, münim sensin, her şeyin sahibi sensin. Biz de senin kulunuz ve şu dünya misafirhanesinde sana misafiriz. Davetine katılmak bizim için büyük bir şereftir. Bizi bağışla ve orucumuzu kabul buyur ya Rabbi. Değerli dostlar, programımız devam ediyor. İstanbul'un iftar vaktine kadar malumunuz. Ondan sonrakileri de gönlümüze alarak devam ediyoruz. Biz bir taraftan iftarımızı yaparken
Bu bölümde biliyorsunuz öncelikle sorumuzu soruyoruz. Doğru cevap verecek dostlarımıza biraz zaman kalsın diye. Biliyorsunuz Asr suresini iki gündür konuşuyoruz ve bu bugünkü bölümünde özellikle hakkı ve sabrı tavsiye kısmı üzerinde durduk. Soru da onun üzerinden gelecek. Sorumuzu Seyfettin Hocam soracak. Hadi hocam müsaade istedi. Yakınlarıyla bir iftar programına iştirak etmek için. Evet, hemen sorumuzu soralım Seyfettin Hocam. Evet, Allah razı olsun. Dün akşam Hayri Hocam'a izin vermiştik. Bu akşam Ali Hocam'a, yarın akşam da ben izin istiyorum. Peşinen izni. Şimdiden hocalarımdan aldım, yani izleyicilerimizden de izin istiyorum. 92 yaşında babamı görmeye gideceğim, Adapazarı'na gideceğim. Bir akşam, yani şu an iftarı da beraber yapalım istedim. Dolayısıyla sonra da çok fazla değil, 2-3 gün kalıp döneceğiz inşallah. Şimdi sevgili dostlar, bu akşam hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Hak ve sabır kavramları üzerinde konuştuk. En son konuştuğumuz sabırla ilgili 3 çeşit sabırdan söz ettik. Bunların ikisini ben söyleyeceğim, hatırlatacağım. Diğer üçüncüsünü soru olarak size yönelteceğiz. Bir taatte sabır, Allah'a ibadet ederek, işte namaz, oruç, işte gün gün sabır, oruçta olduğu gibi ibadetlere devam etmek için sabır. Bir de efendim musibetlere karşı, hastalık, sıkıntı gibi başımıza gelen musibetlere karşı sabretmek gerekir. İkinci sabır dedik. Diğerini soruyoruz. Üçüncü, hatta birinci olarak onu zikretmiştik. Ve neticesinde takva anlamına da geldiğini söylemiştik. O sabrın, dolayısıyla o nedir yani, nasıl bir sabırdır? Sorumuz bu. Evet, neye sabır? Neye sabır? Üç çeşit sabırdan itaatte ve musibette sabrı biz söylüyoruz. Diğer üçüncü sabrı size soruyoruz ki sıralamada ilk ondan başladık anlatırken. 0312 341 2040 cevap için arayacağınız numaramız. Evet, siz bir taraftan ararken biz bir taraftan da öbür taraftan devam edelim. Musibette sabır kısmı üzerinde durabiliriz. Evet, musibette. Hani en çok sabır dediğimizde akla gelen şeyin o olduğunu ifade etmiştik. Ama orada da yine işte musibetin ne olduğunu, kader cihetinin, hikmetinin ne olduğunu, neticelerin, ilk ikisinde bahsettiğimiz gibi neticelerin ne düşünmenin sabrımızı kolaylaştıracağını ifade etmiştik. Bu açıdan değerlendirebiliriz. O musibette sabır konusu söz konusu olunca şu ayet aklıma geliyor. Çok da aşırı olarak da okunur. Hı hı. İşte o şehitler ölmez ayetinden sonra. Hala olsa numarasını da söyledi ama numarası aklımda değil. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ Sizi deneyeceğiz. O şeyle ki korkuyla, bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen mallardan, canlardan ve mahsullerden eksiltmek suretiyle. Yani candan eksiklik ne işte? Dedim, çocuğun vefat edecek yani, veya kardeşin ise vefat edecek, annen vefat edecek, yani canlardan birini sizden önce alacağız manasında, mallardan eksiltmek. Değil mi? İşte böyle yaşıyoruz, değil mi? Malum ekonomik meseleler filan, mahsullerden eksiltmek suretiyle. Ama ondan önce korku, en başta korkuyu zikrediyorum. En büyük imtihanlardan birisi budur. Bunlar hepsi başımıza gelebilecek. İmtihan sebebi olabilecek. Hayatın akışı içerisinde, yani hepimizin zaman zaman yaşadığı, bazen bir günde birkaçını yaşayabiliyoruz. Hoşumuza gelen şeyler. Hocam, evet. Telefonumuz hazırmış. Peki. Hemen alo diyelim. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar abi. Aleyküm selam. Hakkari'den Çağrı Esin. Maşallah. Barekallah. Hakkari şöyle hoşuma gitti. Aşağıda band açılıyor ya, iftar bandı. İlk Hakkari'yi görüyoruz orada. Dolayısıyla
Evet. Yani Türkiye'ye iftar sizinle giriyor tabir caizse. Nasılsınız? Elhamdülillah abi, siz nasılsınız? Allah razı olsun, çok şükür. Nasıl görünüyoruz Seyfettin Hocam? Arkadaşlar bir göstersin nasıl görünüyor. Seyfettin Hocam maşallah çok güzel görünüyor. Ben zaten Ankara'dan da tanıyorum Seyfettin Hocam'ı. Öyle mi? Bulundunuz evet, mu Ankara'da? Bulundum. Ankara'da ilk görev yerim Ankara'ydı. Şimdi Hakkari'de çalışıyorum. Maşallah. Kamu görevlisiyim. Daha önce de işte Seyfettin Hocam'la, Ali Hocam'la bulunmuştuk yani. Görüşmüştük. Hmm. Evet. Bir ayağınız Ankara'daymış yani. Evet. Doğrudur abi. Normalde memleketiniz Hakkari mi yoksa? Yok, Adana abi. Adana. Evet. Adana hocanın Adana ile de bir ilgili şeyi var. Bir 6-7 sene değil mi Seyfettin Hocam? Evet. İlk görevim benim... Göz ağrım. Adana, 7 yıllık bir Adana hayatım var. Onun için ben de Adanalı sayıyorum kendimi çok. Çünkü güzel anılarımız var. Maşallah. Evet, Çağrı Bey, nasıl geçti Ramazanınız? Elhamdülillah hocam, çok güzel geçti. Bu Ramazan çok verimli oldu, istifade ettim. Maşallah, Allah devamını artarak, feyzinizi artırarak devam ettirsin inşallah. Hepimize nasip etsin tekraren. Cevabı alabiliriz. Tamam. Abi cevabım günahlara karşı sabır. Günah işlememeye karşı sabır. Evet, günah işlememeye karşı masiyette sabır. Cenab-ı Hak hepimizi bu konuda muhafaza etsin. İşlememe konusunda muvaffak etsin inşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hakkari'ye sizin vesilenizle selam ediyoruz. Şimdiden bayramlarını tebrik ediyoruz. Sizlere de inşallah hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı Allah akşam. Razı olsun. Çok sağ olun. Peki. Hayırlı akşamlar. Evet. Hocam. Evet. Dolayısıyla o musibet... Korku en başta minel khanfi vel cu'i korkuyla başlıyor. Korku, açlık. Biraz korku, biraz açlık. Zaman zaman korku, zaman zaman açlık. Mallardan, canlardan, mahsullerden eksiltmek suretiyle sizi imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele ve beşir-i sabirin. Sonra da kimdir onlar yani? Sabredenler kimdir? Onu açıklıyor. Beşir-i sabirin ellezine izâ asâbetun musibetun kâlu innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Sabredenler o kimselerdir ki başlarına bir musibet geldiğinde işte biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz derler. Bunu daha çok mesela cenaze haberi gelince söylüyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama sadece onda kalmamak lazım. Her türlü musibet her için. Yani bir önceki ayetin muhtevasında olan her bir şey aslında. Evet. Devamında bu cümleyi, bu ayetin bu kısmını demek lazım. Likullu musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her türlü musibet için. Yani evet. Bunu demek aslında yani sözle demek tamam güzel ama bir de bunu hatırlamak lazım. Yani büyük resmi gösteriyor orada. O zaman zaten sabır kolaylaşıyor. Yani Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. O sonsuz bir hayat var bizi bekleyen. O sonsuz hayata hazırlanmak için bu dünyadayız. Hazırlanmak için de nasıl olacak? Yani bir eğitimden geçiyoruz elbette ki. Bir takım zorluklara, olacak. Sıkıntılara. Katlanmamız lazım. Bunlar bizim lehimize neticede gittiğimiz yerde. Yani şunu sorması lazım insan. Bu başıma gelen olay, bu dünyadan gittiğimde benim lehime mi aleyhime mi? Bana kazandıracak mı, kaybettirecek mi? Değil mi? Yani eğer kazanmam için bir avantaj sağlayacaksa o zaman bak kolay yani sabretmek. Çünkü dünyada da biz sabrediyoruz birçok şeylere, dünyamızı kazanmak için değil mi? Geleceğimiz için mesela öğrenciler o kadar... Üniversite sürecinde mesela ne zorluk gerilimler yaşıyorlar, ne kadar böyle ter döküyorlar. Sonsuzluk içinde bu gerekir. Yani bu büyük resmi düşünmek, hayat yolculuğunu, sonsuzluk yolculuğunu hatırlamak sabrı kolaylaştırır hocam. Bunun en güzel şeyini de onunla yani bağlantı kuralım. Me'aric suresinde yani bir de sabr-ı cemil diye bir kavram var ya. Sabr-ı cemili bak nereden sonra söylüyor Kur'an. Ta'arucul melâiketu ver ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu hamsîne elfe sene fasbir sabran cemîlâ diyor ondan sonra. Yani melekler ve Cebrail Allah'a yükselirler.
Kadir Gecesi'nde iniyorlar ya, bir de çıkıyorlar yani. Allah katına bir günde, bu sizin hesabınızda 50 bin senedir, 50 bin senelik bir yolculuk. Sonra diyor ki, fasbir sabran Cemil, o halde sen de sabret diyor yani. Ya ne büyütüyorsun yani, bak 50 bin senelik yola gidiyorlar diyor. Bir günde demek ki bu yollar senin önündeki de yollar yani. Ne yollar var önünde gideceğin. Yani yolculuğun uzunluğunu ve gidilecek yeri insan hatırlarsa, mükafatını da düşünürse, yani nefsine der ki ya sızlanma yani, büyütme yani, tamam yani. Ha şey diyor, ne abartıyorsun falan, ne diyoruz abartıyor. Ne abartıyorsun yani işte neticede ölüp gideceğiz yani hani. Evet. Hiçbir musibet ebedi değil, hiçbir sıkıntı ebedi değil. Bir de değil mi yani, böyle sonunu düşünmek gerekiyor. İtaatte de böyle değil mi? Yani ebediyen namaz kılmayacağız, ebediyen oruç tutmayacağız, ebediyen yani son mu sınırlı? Yani zorluk varsa sonu var, fani. Evet. Yani fani dünya demiyor muyuz? Bir sonu var. Dolayısıyla musibetin de bir, yani en son tahlilde insan hani ölümüne kadar sürse bile ölünce bitecek. Yani ebedi değil. Ebedi sıkıntılardan kurtulmak için, ebedi zorluklardan kurtulmak için de, öyle dediniz ya hani sonunu evet. düşünmek. Allah bir de sabır gücü vermiş insana. Bunu nerede kullanacağız? İşte buralarda kullanacağız. Bir şey vermişse bir yerde kullanacağız. Nerede kullanacağız? Allah'ın hangi niyetle vermişse, nereye adres göstermişse oraya kullanacağız. Oraya kullanırsak doğru kullanmış, oraya kullanırsak onu bozmamış, fıtratı bozmamış. Oraya kullanırsak neticesi bizim için hayır ve hikmetle yoğrulmuş olandır. Evet. Bunları yani düşünmek. Bu geleceği düşünmek, sonsuzluğu düşünmek insana sabır verir. Yani mevcut musibeti kaldırmasına, direnmesine yardımcı olur. Ama sizin dediğiniz gibi musibetin sanki devam edeceğini düşünmek. Yani yarınki kısmını da bugüne. Bugünden. Veya dünde kalan kısmını da bugüne taşımak bu sefer sabrı eritir. Bugün hı-hı. seni dayanamaz hale getirir. Onun için sabır gücünü sağa sola dağıtmamak lazım. Evet. Yani her gün yani kendi yükünü çeker. O yükü dünden ve yarından gelen yükle ağırlaştırmamak lazım. Bu tabii işin psikolojik kısmı bu. Çok çünkü yük taşıyor insanlar. Taşıyoruz. Yani bu taşıdığımız yükün büyük kısmı da gereksiz. Gereksiz, evet. Hocam Allah razı olsun, vakit gelmiş İstanbul evet, için. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Allah hayırlı razı olsun. Efendim son programda efendim sizi köyden artık. İnşallah. Belki imkan olursa bir sesini duymak isteriz oradan da olsa. Evet sevgili dostlar, ben her zaman olduğu gibi bu Ramazan gecesi, son Ramazan gecesi, yarın akşam biliyorsunuz bayram gecesi. Bütün Ramazan olduğu gibi hayırlı, feyizli, huzurlu, bereketli bir Ramazan gecesi temenni ediyorum. Hoşçakalın.